Senin şahsiyetinle ne ilgisi var? Sevmiyor kişi de ha. Ezmesinler abi sen niye ezdiriyorsun kendini? En azından ne yapayım? Bak iş burada kırılıyor. Merhabalar Zafer Hocam. Merhabalar Mücahidim merhabalar. Kendimizi kullandırmamaya and içtik. <gülüyor> <gülüyor> eyvallah. Eyvallah <laughs> güzel. <laughs> <laughs> Bu serinin 5. videosundayız. Evet. Çok güzel teknikler öğreniyoruz Doğru. sizden. Neye dikkat edelim? Çok önemli bir konu daha var. Sevmediğim birisiyle, yalnız kalma korkusuyla arkadaşlık devam ettirme. Bak iş burada kırılıyor. Evet. Ya bu ne demek? Bu şöyle. Sevmediğim birisiyle ben yalnız kalacağım onu kaybede... Yalnız kal ya. Sen hastalıktan öleceğine yalnız kalıyor. ya. Evet. Yalnızlık ne kadar kötü bir şey ki arkadaşım. Seni hasta edip mahveden birisinin varlığı ondan daha hafif. Gözünü seveyim. Bak bizi en çok şey eden nokta bura. Çevrende mutlaka birileri olmalı. İşte bir sürü insanlar olmalı. Ben yalnız kalamıyorum diye kendini kullandırıyor. Ben herkes seviyor. Yani çevremde insanlar var. Sen kullanışlı bir aparatsın. Yani bir eşyasın. Anlatabilir mi? Bak bütün mevzunun kırıldığı yer bura. İnsanlar beni seviyor. Bak misafir eksik olmuyor evimden diyor ama evet. evine gelenler de hep aslında aç. İyi e, tabii. Yemeğe geliyorlar. Yemek ha? Sana mı geliyorlar yoksa senin sunduğun hizmete ya da bir değere mi geliyorlar? Senin şahsiyetinle ne ilgisi var? Anlatabildim mi? Bu işe hangi değeri katıyorsun? Yani sen ne değer katıyorsun? İnsan karşısındaki kişi bunun ne kadar farkında? Dolayısıyla sana değer veriyorsa bir kişi var olsun. Yoksa var olmaz. Benim o, tanıdığım kişiler var böyle. Etrafında göstermelik insanlar geziyor. Böyle yaşıyorlar yani. Değerli hiçbir şey üretmiyor. Hiçbir şey üretmiyor. Kaybedilen nokta tam burası. Ve burada işte insan kullanılmaya hazır hale geliyor. Neden? Çevremde birisi dursun tamam tamam olsun yani. Hani bütün yemekleri ben hazırlarım yani. Tamam temizliği yaparım onlar dursun da. Ya da olsun ben ısmarlarım ya yani. onlar dursun da. Onlar dursun da yeter ki. Sen başka neler yapabilirsin? Kendinden başka neler verebilirsin? Üzücü. Tabii. Bir sürü insan var böyle mücadele. Bir sürü. Sen kendi çevrene bak işte. Var evet. Profesörler böyle ya, hocalar böyle ya, psikologlar böyle ya, psikiyatristler böyle. Bu aslında derin ve gizlenmiş özgüvensizliğin yansıması. Esas kullanışlı insan tipi bu. Derin niye? ve gizlenmiş özgüvensizlik. Özgüvensizlik. Ne diyor biliyor musun yanındaki? Ya biz varız ya yanında diyor ya. Sen niye yanında hissediyorsun? Abi varsın da ne yapıyorsun? Nasıl bir katkın var bana? Hiçsin. Hiçbir şey yapmıyorsun. Sadece varsın. Varsın. Yok ol bir deneyelim. Bakalım olmadığında bir eksiklik oluyor mu? İşte sır burada çözülüyor. Kaybedilen nokta burası Mücahit. Yokluğu hiçbir şey değiştirmeyenin varlığı gereksizdir. Bravo. Harika bir söz oldu. Bunu yazalım. Yazdık. Onun için Varlığı gereksiz tiplere aşırı vermek seni kullanışlı ve değersiz bir insan haline getirir. Varlığı gereksiz tiplerden uzak dur. Varla yok arası olan kişilere verme, sunma, fedakarlık yapma, bir şey yapma. Varla yok arası insanlar var. Bu o kadar büyük, o kadar kötü yerlere götürüyor ki insanları. Yeter ki çevremde birisi olsun. Sevmiyor o kişiyi daha. Aslında bu ezilenlerin çoğu ezildiğinin farkında değil değil. Yani öyle anlamayan, zeka problemi olan anlayışsız insanlar değil. Fark. Ne biliyor musunuz? Farkında, göz göre göre razı. Essinler yanımda dursunlar da essinler. Ezmesinler abi sen niye ezdiriyorsun kendini? Yani yalnız kalmaktan iyidir diyorlar. Diyorlar. Yalnız kalmak daha iyiyse... Sen hiç yalnız kalıp denedin mi? Belki yalnızlık daha iyi kafan rahat ediyor. Maddi manevi daha huzurlusun. Bir de yalnız kalmaya cesaretin varsa yalnız kalmazsın zaten. Niye? Özgüvenlisin, karakterlisin demektir. Yanında kaliteli kişileri bulursun. Öyle ya da böyle. O şekilde ya da bu şekilde. İnsan nasılsa çevresi de ona göre şekilleniyor. Tabii. Yani bu şeye benziyor. Çiçeksen arılar geliyor. Pekmezsen karıncalar geliyor. İçinde Gübreysen sinekler geliyor. Herkes şu iddia da hocam ya ben bilmiyorum niye böyle insanlar beni buluyor. Öyle bir izlenim veriyorsun güzel insan öyle bir izlenim veriyor. Kendini kullandırma ya ezdirme ya yalnız kal biraz. Yalnız kalmaya cesaretin varsa yalnız kalmaz. Yalnız kalmaz. Cesaretin olmadığı için korkudan ezikliyorlar seni. Ezmeye çalışıyorlar, istismar ediyorlar. Sen bunun mağdurusun. Peki hocam iş hayatında da bu kendini kullandırma çok var değil mi? Bak, çok. Sen şu işleri bir hallet, zam yaparız ya da ne bileyim işte terfi düşünürüz. Bir süre sonra ne oluyor biliyor musun? Senin hakkında karşı taraf bir kanaate geliyor. Sen nasıl bir tipsin? Ne iş olsa yapar. Her şeyi idare eder. Hayır demez. Arkandan ne diyor bu kişi? Seninle ilgili akıllı, zeki, mantıklı kişi demiyor. Ne diyor? Ne verirsek yapıyor diyor. Bir kelimesi var onun. Aşağılayan bir kelime var onu söylüyor. Ya bırak bu böyle bir tip. Başarı bu tipler çok. Müsaade etme buna. Yapmak zorundaysan. Zorunda kaldın. En azından ne yapayım? En azından fark ettiğini göstererek yap. Ben aslında çok farkındayım şu anda. Bunu yapmak zorunda olmadığımı biliyorum. Ama iş ortada kalmasın diye yapıyorum. Bir dahakine düşünürüz. En azından farkında olduğunu gösterirsen karşı taraf seni kullanmaktan korkar. Fedakarlık yaparken de söyleyin demiştiniz. Tabii. Bak şu an benim için bu bir fedakarlık ama senin için yapıyorum. Zor tabii yapıyorum. Zor ama yapıyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah Mücahidim. Bir video daha yapalım bu Eyvallah, konuda çünkü yapalım. bazı sorularım daha yapalım. var. Yapalım. Tamamdır. Görüşmek üzere hocam. kendize iyi bakın görüşürüz.